Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Selda. Ben Deniz Serkan. Kameram dün geldi ve hemen denemek istedim. Bir deneme çekim yapmak istedim ve bu videoyu da koyacağım YouTube'a dedim. Neden koyacağım? Çünkü tatil başladı ve ben şimdi bir arkadaşımı almaya gideceğim, canım İrem'i. İrem'i de alacağım, ondan sonra sürpriz bir yere gideceğiz. Size birazdan açıklayacağım nereye gittiğimizi. O zaman ben yola çıkıyorum. Serkan, sana da elveda diyorum. Görüşürüz. Evet, şimdi İrem'i almaya geldim. Hoppa, yanımızdan çok yakın araba geçti. Kendisini aradım, dedim ki aşağı gideceğiz. Seni kaçıracağım. Eğer severse gelir alır benim yasaklı kalbi. Neyse. Neyse, bu işleri bilmiyorum. Öğreneceğim. Böyle böyle YouTube videosu olacak herhalde. Bakalım neler yaşayacağız. Herhalde iki gece ya da bir gece kalırız. Bilmiyorum şu an ne kadar kaldık. Hello. Hoş geldin. Yemin ederim içimden geçti, dedim ki bir çılgınlık yaparız bence yolda, dedim. Diyet miyet, hak getire, hocam görmesin. Seren izlemesin bunu. Hocanı engelle. Hocamı engelleyeceğim YouTube'dan da. Uhu, kankim ya, cips getirmiş. Of, şimdi ben de birer kola alırım. Ben getirecektim de Seren'i de seviyorum. Karın kaslarını da. Şeye atmayayım, yabana atmayayım diye. Ah, kıyamam, gel git. Ben de tam tersine dizmişim, bu tarafa dizdim benimkiler. Neyse ki hayat hep karşı tarafta. Üstündeki çok güzelmiş bebeğim. Ay, kankimle beraber aldık. İrem'de kırmızısı, bende de krem rengi var bunun. Evet. Nereye gideceğimi söylemedim hala insanlara. Evet, şimdi söyleriz beraber. İnsanlar şok olacaklar. Ay dur, kamerayı da kullanmayı beceremiyorum. Çok güleceğiz bunları sonra izlerken. Çok iyi. Şimdi İrem, ben nereye gideceğimizi söylemedim. Ama dedim ki böyle dünyanın merkezi. Evet. Ondan sonra medeniyetlerin beşiği. Mezopotamya'da neymiş? Kesinlikle. Ve şey söyleniyor. Söylenene göre, araştırmalarıma göre efendim. Kültürü bunca zaman hiç bozulmamış nadide yerlerden biriymiş. Evet, öyleymiş. Öyle bir söylenti yani, var. Yani biz o kadar merak ettik ki bu yeri. Çok. Yaklaşık 3 yıldır işte beraber aynı okulda çalıştığımız bir arkadaşımız oralı. Sürekli böyle oranın esprileri, oranın lafları, oranın yemekleri, başka bir öğretmen de oralı. Aralarında böyle bize de siz ne anlarsınız, cahiller falan diyor. O zaman bu yer neresi İrem, söyle. Bir tane daha son bir kopya. Bunca yıldır kültürünün değişmeme nedeni ve gerekçesi hiçbir şekilde işgale uğramaması. Evet. Hiçbir yabancı tarafından tercih edilip orası kıymetli bulunmamış demek ki bir şekilde ve işgale uğramamış. Bence bu bilgiden de çıkabilir. Kesin çıkarır yani, insanlar Yozgat demeyecekti, ne diyecek başka? Peki biz Yozgat'a niye gidiyoruz İrem? Çok büyük bir motivasyonla. Yozgatlı diliyle, Yozgatçay'da aslında çinmeye gidiyoruz. Çinmeye gidiyoruz, çinmeye evet. Gidiyoruz. Biz İrem kankimle sürekli hamamlar, masajlar çok severiz böyle. Arkadaşımızın yanında da işte ay bugün bir hamama gittik modunda takılırken yine her zamanki yaptığı gibi siz Yozgat'ta hamama gelin yaptı bize. Geliyoruz lan dedik. Ondan sonra hemen planı yaptık. Şu an 15 tatildeyiz. Bu videoyu ne zaman yüklerim bilmem ama çok geç sürmez. Hemen yüklerim artık. Çünkü bu kameradan sürekli bir şeyler çıkıyor. Ne derim böyle bir şey. Ay, Yozgat'a girdiniz mi yoksa? Olamaz. Hayır ya. Hala güzel Ankara'nın güzel insanları. Ankara sınırlarından çıkamadan İrem sunumunu şimdi yapmak için hemen bilgisayarda bağlandı. Toplantıya katıldı. Şimdi o yüksek sans yapıyor. Bir sunum yapacak. Biz burada benzinlikte durduk bu arada. Abi de geldi, dedi ki taze çayımız var, kahvemiz var, buyurun gelin. Muhtemelen sunum bittikten sonra bir çay içmeye gideriz. Sonra başka bir yerde de birilerine denk geliriz. Böyle böyle gece gecenin körü gideriz ancak. Evet, şimdi tam bir zillisin ya. Dur bakayım şu kameraya. Ayarlayayım. Bu arada üstümüzdekilerin ikisi de aynı model ama renkleri başka. Ne yaptık? Ankara'dan çıktık. Yarı yolda durduk. Daha doğrusu Ankara il sınırından çıkamadık. İrem sunum yaptı şimdi. Yüksek sans yapıyor ya, kendi çok çalışkan arkadaşım.
Ben de sabah tez önerimi yaptım, evden öyle çıktım. Bizim araba şöyle şeyin kenarındaydı, benzinliğin kenarında. Amca geldi, dedi ki taze çayımız var, camı tıklatıyor. Dedim amca toplantıda arkadaşım, bitsin gelelim. Şimdi taze çay almaya gidiyoruz. Aa, bak şurada. Aa, evet. Ya, abi teşekkür ederiz ya. Vallahi güzel oldu. Toplantıyı bitirdik, üstüne çayımızı alacağız. Evet. Sıcak sıcak içecek içeceğiz. O kadar güzel. O yüzden bu maceraya koşuyoruz. Şimdi çaylarımızı aldık. İrem tekrar sunuma girecek. Arkadaşlar yolculuk müthiş. Arabayı sağa çektik. Sunum yaptım. Aman tanrım bakın. Ya inşallah ölmezsin sen. Yakınlaştırmam lazım ama kamerayı dolanıyor. İrem görüyor musun? Sen al. Yakınlaştır. Şöyle kenara geleyim. Fıtır fıtır gidiyor. Ama yola çıkıyor. Niye böyle ya yapıyor ya? Ya? Yine yola çıkıyor. Bak karşıya geçiyor. Gördün mü? Gidelim. Yapabileceğim bir şey yok. Kedi olsa alır arabaya götürürüm ama kedi değil, tilki. Herhalde bir şey yedi de kafası mı güzel oldu anlamadık. Sürekli yolun ortasında. Kenarda oysaki tarlalar var bir sürü, uçsuz bucaksız. Karşıda da öyle. Ama hiçbir şekilde tarlalara girmiyor. Enteresan. Macera... Şurada Yozgat yazıyor kocaman. Şurada. Bakın. Gördünüz mü? Oraya geldik. Şu anda saat kaç İremcim? 19.15. 19.15. İnsanlar bizi yemeğe bekliyorlarmış. Bakalım gidelim yemek yiyelim. Yozgat'ımızın nadide yemekleri. Yozgat'ımız. Ay kız arabaşı mı var yoksa? Arabaşını biliyor musunuz? Ay ben onu bir kere şeyini denedim, boğuluyordum. Neyse eğer o varsa gidince çekerim size. Evet, yutacağız. Bilmeyenlere de öğretiriz yani. Yutacağız. İrem'i bir görün şimdi nasıl yutuyor arabaşlarını. Öpüyoruz, hoşçakalın. Şimdi yemekler yendi, üstüne çaylar içildi, deli gibi tatlılar yedik, 5-6 çeşit tatlı yedik. Çok şiştik, rejime ara vermiştik, bugün itibariyle ara verdik, 2 gün rejim yapmıyoruz. Ama buraya gelmeden önce 2 günde yemek yemedik resmen burada bozacağız diye. Şimdi Hilal bize ne getirse beğenirsiniz, harika bir hamam kesesi hazırlamış. Yozgatlılar insan seviyor, göster İremcim kesemizi. Bakın şimdi şu kamerayı şöyle. Böyle tatlış bir kese hazırlamış. Şimdi bu kesenin içinden neler çıktı İrem? Gösterelim insanlara. Hemen. Hemen bir tane peştemal koymuş bize. Ya çok tatlı değil mi ya? Mükemmel. Ve derimizi söküp atacak. Yarın bizim renk tonumuz 3 renk falan açılır herhalde. Kelebek, siyah kese, kelebek. Çok önemli. Kaliteli almış kız gidip de. Para yakıymış. Lif, yumuşacık. Ve bu life ne süreceğiz İrem? Bir de onu gösterelim. Aa, mükemmel. Zencefil kokulu sabun. Evet. Şöyle bir görselini de göstermek istiyorum ama keşke kokusu da gitse, evet, ya. Zencefil kurabiyesiymiş efendim. Kokuyor mu? Of çok güzel vallahi. Kurabiye gibi kokuyor. Parfüm gibi. Velhasıl biz keselerimizi aldık. Yarın gidin bakın. Yarın gelin bakın bize. 1 kilo vermiş oluruz kesin. Kirler gidecek 1 kilo. Renk tonumuzda bir 3 tona yakın falan açılır herhalde. Bugün epey güzel geçti. Güzel bir yolculuk, güzel bir yemek, güzel bir sohbet, güzel bir tatlı şeker komasına girdik burada. Yarın devam. Arınmayla. Maceralara devam. Efendim günaydınlar. Sorgun sabahından bir merhaba. Şu halimize bir bakın. Baba bir şey olur mu ya? Bir şey olmaz olmaz kızım. Sadece benim tarafım aç yeter. Arabada bir şey yok mu? Arabada piknik tabağım vardı. Piknik tabağıyla. Tabii abi hava çok soğuk. Yozgat sorgun fena. Başımıza gelen olaylar şunlar. Şimdi ben dün arabayı buraya park ettim gittim. Normalde bu arabayı 3 aydır kullanmıyorum. Serkan kullanıyor. Ben diğer yeşili kullanıyordum. Neyse her şeyi normal bırakmıştım ama aküsü bitmiş arabanın. Neden olduğunu bilmiyorum. Artık akü takviyesini gelince yaparız. Araba burada kalıyor. Evet dakikalardır hatta saatlerdir. Gireli 4,5 saat olmuş. Hamamdaydık. Burası neresi nereye geldik? Gelmek isteyenlere söyleyeyim. Memnun kaldım çünkü. Safa Termal Tesisleri diye geçiyor ama şu arkamda gördüğünüz şu binasına, otele değil de böyle ayrıca termal olan bir yer var. Otelin içine girmedik, bu binaya girdik. Safa Sorgun Termal Otel'in hemen dibi. Arabaşı çorbasının hamuru baklava dilimi şeklinde Eda kesiyor. Şekilli şüküllü bunu. Asiye teyze de yer sofrası hazırlıyor bize. Bu sefer yer sofrasında yiyelim dedik. Tam geleneksel olsun.
Bu neden yapılıyor Eda? Biraz bilgi verir misin? Un, su, tuz. Un, su, tuz. Muhallebi kıvamında pişiriliyor. Sonra? Tencerede böyle bir yarım saat kadar muhallebi haline getiriliyor. Sonra ıslatılmış tepsilere dökülüyor ki kalksın diye, yapışmasın tepsiye diye. Sonra bunu önemli olan bir dilimin şeklini bozmayacağız. İki de ikincisi çiğnemeden yutacağız. Ve çorbanın içine düşürmeyeceğiz tanesini. Çorbanın içine düşürürseniz sırada siz yapacaksınız. Aa, aa, abi ama nasıl yutacağız bunu? Çok büyük değil mi çiğnemeden? Çiğneyince tadının güzel olmadığını düşünüyorum. İlk yapanlar yutabiliyor mu peki? İlk yapanlar? Hayır, yutmayı çalışanlar yutabiliyor. Yutar, yutar. Problem değil, çok kaygan bir şey zaten. İyi, deneyelim bakalım. Oo, gayet. Hamur böyle süslemesi lazım. Kıvamı bak abi. Şöyle kıvamı. Hı-hı. Böyle bir sıra çıkaracağım. Ama çorba hindi ya da kaz etiyle yapılır. Onun suyuna yapılır. Ama hindi, kaz etini tavuk yaptık. Hatta bunun manisi de var. Arabaş olursa hindiden geliriz ikindiden. Arabaş olursa kazdan geliriz akşamdan. Arabaş olursa tavuktan geliriz yatsıdan. Yani hindiden olanı makbul. Ta ikindiden geliriz onu yemeye. Daha erken geliriz. Hemen geliriz. Yemekten sonra akşam, kış akşamları böyle yatsı vakti yutulur arabaşı, köy odalarında filan. Allah Allah! Ne alaka? Şey ya, gibi bu. Böyle toplanır insanlar, daha çok böyle erkekler. Allah köy odalarında. Allah. Herkes sırayla arabaşı, aslında bu kadar arabaşı, arapaşı diyorlar da öyle alakası yok. Arabaşı, yani ara vererek herkes yapar. Aa, sırayla yapılır. Yani ara aşı. Ara aşı gibi, evet. Ya da böyle sırayla yapılır. Of 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 of, sofra hazırlandı şimdi. Yemede yanında ya. Arkadaşlar günaydın, günaydın, günaydın. Yozgat sorgun sabahından günaydın. Evet, ikinci güne uyandık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Yine yağlık yedik kahvaltıda. Artı kuymak yedik ve ekstradan bir şeyler de yedik. Sonra Asiye teyze bize nohutlarımızı ve reyhan, bahçesinde yetiştirdiği reyhanlarımızı koydu. Eve gidince onlarla dolma yapacağız. Öğreneceğiz. Neyse. Yola çıktık şimdi, Hilal arkadaşım yanımda. Onun biraz kamera fobisi var. Böyle biraz giriliyor falan kamerayı görünce. Ama birazdan açacağım ben onu. Çaparoğlu'nun hikayelerini falan anlattıracağım. Çapar değil işte bak. Pardon. Ne oğluydu? Çapanoğlu. Çapanoğlu, tamam mı? Siz biliyor musunuz Çapanoğlu? Bilmezsiniz. Ben de bilmiyordum. Sabah öğrendim. Size anlatacağız onları. Şimdi ne yapıyoruz Hilal'cim? Plan ne? Plan Yozgat merkeze gidiyoruz. Orada Yozgat'ı gezeceğiz. Hı hı. Sonrasında bir testi kebabı yiyeceğiz. Evet. Ve sonrasında da milli parkımız, ilk milli parkımız Yozgat Çamlığı'na gidip güzelce kahvelerimizi içeceğiz. Vay, Türkiye'de ilk milli park Yozgat Çamlığı mıydı? Evet, aynen öyle. Bak, görüyorsunuz değil mi işte Yozgat böyle bir şey. Bu arada Hilal bize o kadar tatlı bir hediye hazırlamış ki onu da gösteririm, bir ara kameraya çekerim. Yani kız şey yapmış, Yozgatlı yazarlar, şairlerin kitaplarını almış bize. Hediye paketi yapmış. Sabah açtık ya, 40 yıl düşünsem aklıma böyle bir şey gelmiyor. Türkiye'nin en iyi Yozgat yazısı bize. Bu Yozgat. Hemen hemen onu. Yazı biliyorsunuz artık şehirlerde, her şehrin girişinde şehirlerde yazan bu tabelalar var. Arkadaşlar, Yozgatlar var. Evet. Dikkat edin lütfen. Bu tabelalar, bu tabelayı yazmak ilk defa Yozgatlıların aklına gelmiş. Evet. İlk bu yazı burada. İlk Yozgatlılar yazmış, sonra diğer şehirler. Hepsi kıskanarak efendim, kendi evet. Şehirlerine koymuşlar. Kesinlikle katılıyorum sana. Çam şeyi var. Çünkü Çamlığı buranın meşhur. Orası da. Orası da hemen bilgi vermek istedim. Hemen. Bir KPSS sorusu. Çamlık Türkiye'nin ilk milli parkı. O da Yozgat'ta. O da. O da ilk. Kesinlikle. Da ilk, o da ilk, o da ilk. Öyle ilk yani. Şey peki şu saat, tarihi saat ilk miydi? İlk tarihi saat. İlk tarihi saat. İzmir Konak'taki falan diyor. Oo diyor yani oradaki diyor. Abi bu taşsa. Okuyacağım bir dakika tarihini şimdi. Eskiden ilk Yozgat halkı. Yozgat yerine şuraya çıkarmış efendim. Oraya geçer saati oradan bakar, okurmuş. İnsanlara bağırırmış. Ey Yozgat halk. Şu anda saat 7 gibi. Dermiş değil mi? Yozgat'ta incir uyutması Yozgat'ınmış bu arada. Hilal öyle dedi. İrem de ona dedi ki Yozgat'ta incir oluyor mu? Hilal de cevap şu, olmuyor. Niye, ne alak? Ama biz güzel yapıyoruz. Hemen şey de var yani. Anti hemen tezini de ekliyor. Ekliyor. Arkadaşlar bakın, incir uyutması nedeni yazdım. Heh.
Anadolu Ajansı'nın haberi. Yozgat'ın bir dakika. Anadolu Ajansı'na devam etmeyelim. Çok çok bunu çeker mi sizi? Ne dediniz? Kaçırdım ya. Şimdi ben beyefendiye sordum. Dedim ki incir rütması Yozgat'ın mı dedim gerçekten. Evet Yozgat'ın dedi. Hatta dedi ve ekledi. Buyurun. Ekmek kadayıfı Yozgat'ın. Abi yok artık. Keşkek de Yozgat'ın değil mi? Kesin yer. Üstümüze tanımıyoruz yani. 3 gündür Yozgat'tayız, yemin ederim ben nasıl Yozgat'a daha önce gelmemişim diye pişmanlar ötesi oldum yani. Çok çok pişman oldum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Önce bir gezelim. Yozgat'ımızın daha neleri var? Şimdi burada Yozgat'ın bir çarşısını gördük. Böyle minik minik şey taş dükkanların olduğu bir yer. Oraya bir daldık. Şimdi ben görmedim ama girişte yazıyormuş Tol Çarşısı'ymış. Burası eski bir Ermeni çarşısıymış. Anlamı ne demek Tol'ün? Ama burada abret diyor. Tam buradan mesela başlıyor dükkan. Tamam diğer başta dükkan var ya abla. Böyle ova şeklinde yani. Ha ya, bilmiyordum. Bunlar boş yani ama. Bu kadar altı boşta mahzen. Mahzen mi? Arkadaşlar bak şimdi bunları böyle takacaksın. Son 2, 3, 4. Attın her yapısına. Yani gerçekten gittiğimiz her ortamda kendimizi belli ediyoruz. Allah'ım yarabbim. Adamın dükkanında oynamaya başladık. Kaşıkları gördük. Efendim canım giriyor muyuz? Tamam hemen. Beni çağırdılar. Kız nasıl gireceğiz? Bayan girişi diyor. Eşarplarımız yok. Gel abla. Hadi girelim. Şimdi Hayri İnal konağına giriş yapıyoruz bakalım. İçeride neler var? Önce bizi bu tatlı şey karşılıyor. Çok sevinmişsin. Ne diyeyim? Daha soğuktu. Merhabalar. Çok güzelmiş. Gel kapatalım da sık açmasın. Hayri İnal ölmüş gitmiş, konağa kalmış ama konakta hala bu geleneği yaşatıyorlar. Çok güzel bir şey yaptılar bize burada. Gezdikten sonra hepimize şöyle hediyeler verdiler. Bu hediyeler çerez. Kaburgadı. Kaburga. Kaburga. Kaburga bu. Kavurmaktan geliyor. Kaburga adı. Buğday ve çedenenin birleşiminden olan bir şeymiş. Konuşamadım. Çedene dediğimiz şey de kendir tohumu. Çedene dediğimiz şey de kendir tohumuymuş. Tabii ki dediler ki burada insanlığın bulduğu ilk çerez de Yozgat'ta yapılmış. Bakın bu insanlığın bulduğu ilk çerez dediler. Şimdi bize buradan çay verecekler. Oo Allah'ım Hayri inanın. Çaylarını da içmek nasip oldu. Ruhuna Fatiha. Kamera biraz testi kebabımız geldi ve İrem'e kırdırıyoruz testi kebabımızı. Çok güzel hazırlamışlar. Vallahi bilmiyordum ama neyse güzel oldu. Bize bir söz mü verecek şimdi? Peki kendiyle alakalı mı, hepimizin çıkarına bir şey mi? Genel. Ne olursa olabilir. Tamam. Tamam kendinle alakalı da verebilirsin. Takip ederiz. Ben çizgikinden tekrar istiyorum. Vay. Tamam. Ve o zaman bir çizgik sözüm olsun. Tamam. Mani söyleyecek misin? Bir dakika dur. Kaydedip sonra devam edelim. Evet, senin nerede? Bir dakika lütfen. Şimdi bir dilek mi tutacak? Evet, tutuyorum. Ben de sizler de tutun. Testidir. Lütfen herkes tutsun. Tuttum. İnşallah. Küçük küt küt yapacağız. Şurasıyla mı burasıyla mı? Şurasıyla. Testi kırılmıyor.
Adetini. Adeti gör. Siz de ekleyin adetlerinize. Yani kıran da bir şey istesin. Kıran da bir şeyler istesin. Wow 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 wow. Of boş ver. Devam et. Wow İrem harika kırdın. İyi mi? Elim iyi mi? Ay İrem. Lezzetli mi? Of 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 of. Wow. Bak ya. Çok sağ olun. Efendim teşekkürler. Evet. Testiniz kırıldı. Teşekkür ederiz efendim. İrem demek ki. Evet hemen duygularımı anlatmak istedim. Hemen duygularını anlat. Öncelikle çok heyecanlandım. Çünkü bir sorumluluk hissettim. Arkadaşlarımın yemeklerinde, testilerine testi gelmesin. Yani yemeklerin içerisine test eden bir parça olmasın diye çok heyecanlandım. Ama büyük bir sorumluluk. Abi her şey bir şey bekliyor. Herkes bir şey bekliyor. Amuzgatlılar bekledi, arkadaşlarım bekledi. Bana sadece dilek hakkı verdiler. Onu Allah'a verdim. İnşallah olur diye. Evet bravo, tebrikler. Çayımızı da demlediler burada. Çay da hazır. Bakalım şimdi yiyelim. Beğenecek miyiz testi kebabını? Bu arada ne etinden yapılıyormuş İremciğim? Kuzu. Evet. Kuzu etinden yapılıyormuş. Bu arada yapıyormuş. Çok lokum gibi. Vallahi de. Acayip. Kuzu mu sevdirecekler bana yoksa? Dağıldım. Ay. Yani hiçbir şey hissetmiyorsun. Bilmiyorum. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Bekleyin. Şimdi. Çok teşekkürler. Bana yok mu? Bana yok mu diyor. Çok oldu bana yok mu? Ağlar. O ekmek de sıcak. Şimdi testi kebabımız geldi. Sunumlarını yaptılar bizlere. Ben tadını inanılmaz merak ediyorum. Şöyle kamerayı döndürüyorum kendime. Normalde kuzu eti hiç sevmem. Ama bakacağım. Yok, kokuyor mu mesela? Bana hayır, kuzu eti kokar normalde. Kokmuyor. Biraz kuzu kokuyor. Kokamaz. Ama aroma lezzetli bir şey ya. Kuzunun aroması. Şöyle. İlk yorumlarımı yapmam kokuyor ama yerim. İyi tamam. Kokuyor ama yerim yani. Kuzu aroması kokuyor. Evet. Görüşürüz. Gezimizin son noktası gibi görünüyor burası. Çünkü artık yavaştan gün bitiyor. Akşam oluyor. O yüzden gezimizi noktalıyoruz. Nerede noktalıyoruz? İçeride birer Türk kahvesi içtik az önce. Çok güzeldi. Ortam gölün manzarasındaydık. Neredeyiz? Yozgat Milli Parkı'ndayız şu an. Çamlık'tayız. Çamlığa geldik. Gölün üzeri buz tutmuş. Bayağı da kalın. Epey de kalın. Şöyle göstereyim size ben. Döndüreyim kamerayı. Hop döndüremedim. Evet. Bakın. Ortam böyle. Ortam çok güzel. Evet arkadaşlar, yeniden hepinize merhaba. Şu an saat kaç gibi İrem? Bakalım. Bakıyorum hemen. 21.40. 21.40. Saat 10'a geliyor. Biz neredeyiz şu anda? Yahşihan'dayız. Ankara'ya doğru gidiyorduk ama ben ciğerci Bahri'yi gördüm. Hemen tabelayı görünce İrem'e dedim ki yemeliyiz burada. En son şey yedik. Testi kebabı yedik. Onun üstüne gittik. Çiğ köfteler yedik arkadaşımızın annesi. Arasında bir tatlı var. İncir uyutması. İncir uyutması. Üstüne bir de buraya gelirken artık son durak olarak Bahriye'ye de uğrayalım. Karnımızı sonuna kadar doyuralım. Öyle gidelim dedik. Gönül rahatlığında bir gastronomi turu da oldu aslında bu. Yozgat kapanışını da burada yapalım istedik sizlere. Şu anki ortamı bir gösterelim. Sonra bir konuşalım hemen. Şöyle bir ortamdayız efendim. Şöminemiz yanıyor burada. Bu Bahri'nin olayı, şu mezeler baktığınızda ne kadar güzel bir sürü öp ve ciğeri çok lezzetli oluyor. Teşekkürler. Yozgat tatilimiz nasıldı İrem? Keyifliydi. Aslında Yozgat arkadaşımız vesilesiyle şahit olduğumuz bir şehirde. Hiç yani gitmeyi düşünmezdik değil mi? Yani aklımıza gelmezdi. Hadi gel bir Yozgat'a gidelim falan demezdik. Ama çok keyifli geçti. Tabii bizim biraz daha böyle yaşantılar, sohbet, muhabbet falan o biraz daha keyif verdi. Testi kebabı falan güzeldi. İncir uyutması yozgatılmış, şaşırdık ama yedik. İkna olduk mu bilmiyorum. İncir ağacı yok, incir meyvesi yetişmiyor ama incir uyutması oranınmış. Oranınmış.
varmış. Esnafına sorduk buranın mı diye. Buranın bir yerleri oldu tabii ama yani tabii bazı soru işaretleri hala var. Konaktaki misafirperverlik çok güzeldi. Bizim için en güzel şey hamamdı. Zaten biz hamam için gittik oraya. Hani böyle bayağı hamamda 4-5 saate yakın kalıp keyif yapmıştık. Sonuç olarak baktığımızda evet Yozgat güzel. Hani öyle çok şey beklemeyin. Hani tarihi, turistik, gezip böyle şey yapacağınız bir yer değil. Bizim daha çok ilişkilerimiz sayesinde hani biz kendimiz eğlendik ya. Ben oraya Serkan'la gitseydim mesela eğlenmezdik eminim. Serkan derdi ki hadi gidelim falan. Ya da Emre de aynı şekilde evet, değil mi? Ama biz arkadaş olduğumuz için hediyelik eşyacıda bile durup ya bir yarım saati geçmiştir. Adama bildiğin eğlence çıkart. Oynadık orada, eşyalarını kurcaladık falan. Öyle yani hani durum bu. Yozgat'a gelmek isterseniz gelin evet. Yine. Gelin ne gelin. Ne de olsa keyifli. Dünyanın merkezi. Aynen. Keyifli. Yani Yozgat'a şey için bile gelinebilir. Yozgatlıların neden Yozgat'ı sevdiğini ve o sevgisine şahit olmak için bile gelinebilir. Bilal'i gönderdik. O artık sorgunda. Biz de yaklaşık 2 saate Ankara'da oluruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sohbet ede gidiyoruz. Keyifli bir yolculuktu. O zaman videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.